yeni nesil televizyonculukta da öncü oldu. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının da seslerini dünyaya duyurmalarını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması şimdi tüm dijital platformlarda ve Android televizyonlarda, çok yakında tüm Smart TV'lerde. İşte Kuzey Kıbrıs Smart TV'yi kullanabilmek için yapmanız gerekenler. Televizyon, tablet ve telefonlarınızdaki marketlere girerek arama motoruna Kuzey Kıbrıs Smart TV yazdığınızda karşınıza çıkan Kuzey Kıbrıs Smart TV logosunun üzerine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra artık ülkemizdeki tüm televizyon kanalları karşınızda. Kuzey Kıbrıs Smart TV. Kanal Sim'den Haber Aktif'ten yeniden merhaba sevgili izleyenler. Bugün 14 Mart, dolayısıyla Tıp Bayramı. Her zamanki gibi sağlığın ne kadar önemli olduğuna dair mesajlar var bol bol haber sitelerinde, gazetelerde ve ekranlarda. Tutun Cumhurbaşkanı'ndan Başbakanı'na, ülkedeki bakanlara herkes sağlığın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. En az alabildiğiniz, ne hekimlerin, ne sağlık çalışanlarının, ne de hastaların memnun olduğu bir sistem var oysa ortada. İşte ilaç eksiklikleri, hastanedeki eksiklikler, hatta binasının dahi güvenliği, hastanenin depreme karşı dayanıklılığı. Onun dışında işte son zamanlarda biliyorsunuz hekimlerin, eczacıların aslında olması gereken yöntemin dışında yargılandığı, aynı zamanda da o süreçlerin doğru yönetilmediğine dair ortada eleştiriler varken, bir yandan da sağlık hizmeti alanlarında, sigortalıların da mağdur olduğu bir sistem içerisinde yine yaşasın 14 Mart Tıp Bayramı, yaşasın hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız mesajlarını bol bol duyacağınız bir gün ne yazık ki. Dolayısıyla açıp okuma gereği dahi duymadım açıkçası şu ana kadar. Çünkü ezberlediğim cümlelerin tekrarlandığından %100 eminim. Çünkü hekimler sağlığı, hemşireler, sağlık çalışanları sürekli bu uyarıları yapmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları yanında hekimlerinden hemşirelerine, diğer sağlık çalışanlarına kadar bir yandan da sağlık hizmeti alanlarında işte hiç o sağlıklı sağlık sistemine kavuşulduğuna dair bir mesajını görmediniz, görmeyeceksiniz belli ki mevcut yönetimde. Ama ciddi anlamda sıkıntı var. İtibar denen bir şey bırakmadınız bu süreçte. Yargılanma süreci çok daha farklı olabilirdi. Hekiminden öğretmenine, işte son üniversitelere yaşanan süreç var. Dolayısıyla tüm bunlar ortadayken hiç çekinmeden, hiç rahatsızlık duymadan yaşasın 14 Mart mesajlarını bugün gün boyunca dinleyeceksiniz. Oysa siz değil miydiniz o hekimleri gerek ya da o eczacıları önce gerekli soruşturmaları ilerletip ondan sonra basının da karşısına ya da mahkeme koridorlarına götürmeden önce bir şeyleri aslında ciddi anlamda araştırıp artık gerekli önlemleri alıp ki bu sisteme de siz mal vermiştiniz böyle olmasına, yargılamadan önce bu noktaya getiren siz değil miydiniz ki bugün yine siz değil miydiniz vatandaşı, hastayı mağdur eden ve bugün 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesajlar veriyorsunuz. O nedenle okunmaya ve paylaşmaya değer bulmuyorum açıkçası. Ne paylaşılan mesajları, yapılan açıklamaları, ne de söylenenleri. Tabii ki sağlık çalışanlarının hekimlerinden hemşiresine,
ya da hastalara kadar onların verdiği mesajları önemserim. Çünkü esas tabloyu çizen yıllardır onlar. Biziz. Hastalar, hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları. Dolayısıyla bu kadar sorun içinde, bu kadar zor ve hayati bir noktada görev üstlenen tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, hemşirelerimizin bugüne kadar verdiği ve bundan sonra da vereceği mücadeleyi peşinen selamlarım. Ama bugün verilen mesajları tıpkı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde nasıl değerlendirdiysem aynı şekilde değerlendirdiğimi de belirtmek isterim, söylemek isterim. Vatandaşı bezdirmiş durumda bir yönetimle karşı karşıyayız ne yazık ki. Çok doğal olarak yorumumu yaparım. Çünkü çıkın sokağa, sorun vatandaşa, sahte diplomanızı da sorun. Onun dışında diğer konuları da sorun. Gerçekten de bu ülkede ekonomi noktasında en büyük ortak nokta ekonomik sıkıntılar. Eğitimde de ekonomi var. Eğer eğitimi, kamusal eğitim hakkınızı kullanamıyorsanız, sağlıkta da ekonomi var. Eğer kamusal sağlık hizmeti hakkınızı kullanamıyorsanız ve size bu böyle bir sistem sunulmuyorsa ve cebinizden para çıkmak zorunda kalıyorsa, bedava almanız gereken hizmetleri size devlet sağlamıyorsa, tümünde de ekonomi var. Bakın işte akaryakıta yine zam gelmiş. İşe gidecek durumu kalmadı insanların. Araçlarına akaryakıt yetiştiremiyor. Evinde elektrik parasını ödeyebilecek durumu yok. Su faturasını ödeyebilecek durum yok. Onun dışında mutfağına yemek koyacak, ocağına yemek koyacak bir durumu yok ne yazık ki artık vatandaşın. Türk lirası erimeye, dakika dakika erimeye devam ediyor. Hükümet ve bakanlarsa izlemeye, bakmaya devam ediyor. Bakanlık görevini bakmak eyleminden ibaret bir görev olarak ve koltukta kalma eylemi olarak değerlendiren bir yönetim var ne yazık ki karşımızda. Şimdi sahte diplomayla ilgili soruşturmalar devam ederken tabii birçok iddia da ortaya atılmaya devam ediyor. Bugün program içerisinde yaşadığımız sorunlara dair özellikle halkın ne dediğini paylaşacağız sizlerle. Kanalsim Haber Merkezi'nden Cemre Yaz'ın röportajlarını paylaşacağız. Kameraman arkadaşlarımızın da emeğiyle ortaya çıkan ve vatandaşın sesini dinlemek isterim. Bakın ne kadar gündeminde. Mesela sahte diploma konusu oldukça önemli. Çünkü bizi yönetsin diye başa konanlar bizi nasıl yönetmemiş, eğitimi nasıl denetlememiş, eğitim kurumlarını nasıl kullanmış, işte ne amaçla kullanmış. Bir tarafta eğitime sektör diyenler ve ticari kuruluşlar olarak gören anlayış, bir tarafta eğitim adası demekten de sürekli geri durmayan bir yönetim. Ama bu ülkede denetimsizliğin baş gösterdiği noktalardan biri eğitim. Peki vatandaşın gündeminde ne kadar yer tutuyor sahte diploma olayı? Kanalsim Haber Merkezi'nden arkadaşımız Cemre Yaz sordu. İzleyelim ve üzerine konuşalım isterim. Konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi beklerim. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve aslında vatandaşın gündeminde de ne kadar yer tutuyor anlamak için de bence önemli bir röportaj. Bunun gibi röportajlarımız olacak. Bugün eti de soracağız, elektriği de soracağız, alım gücümüzü soracağız. Ama önce bir sahte diploma olayına göz atalım isterim. Olacak. Yanlış bir şey. Yapacak bir şey yok. Ama yazık yani. Milletvekilliği, bakanlık yapmış bir insanın buna karışması, o da yanlış. Onun için söyleyecek bir şey yok daha. Vallahi öyle bir şey yani ilk kere oldu, ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ne diyeyim ki yani? İyi bir şey değildir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynısını düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey. Bizi yönetenlerin böyle bir şey yapmaması lazım. Onlar yaparsa biz ne yapabiliriz yani? Uygun görmüyorum. Daha ne söyleyebilirim? Her şeyimiz yanlış. Yani idareciler artık şey yapamıyor. Şey diyeyim.
vermediniz. Çünkü bir yandan alışveriş yapmaya çalışıyor insanlar. Bir yandan cebinden giden parayı işte bibere, ete, ota, evindeki makarnasına, börülcesine vesaire ödediği paraları düşünmeye çalışıyor. Bir yandan ben bunun derdindeyken birileri benim sırtımdan makamlara gelmiş, barem içi artışlar almış, işte bunu denetlemesi gerekenler aynı zamanda mahkeme koridorlarında ve ülke bu hale getirilmişken önceliği hiç kuşkusuz cebinden giden para, yetişmeye çalıştığı kendi ekonomisi, evinin ekonomisi. Birileri yönetsin diye seçilen ya da seçtirenler ya da atamalarla makamlara gelenler, deyim yerindeyse elini sürekli birilerinin, vatandaşın cebine uzatıp kendileri zengin olmaya devam ederken yoksullaşan bir grup var. Ve aslında tam ters dönmüş bir üçgen var. En tepede olması gerekenlerin en alta indiği, yani vatandaşın en alta indiği, o koltuklarda onların oyuyla bulunanların da buraları, makamları dilediği gibi kullandıkları bir yönetim tarafından sürekli fakirleştirilen, her yönden fakir, demokrasi anlamında fakirlik yaratan, onun dışında yönetimsel fakirlik yaratan, eğitim anlamında, sağlık anlamında, trafik, ülke güvenliği gibi birçok noktada fakirlik yaratan bir yönetimle karşı karşıya olunca vatandaş, sahte diploma konusu da tasvip etmiyorum, onaylamıyorum, ne diyelim ki, neremiz tamam ki demenin ötesine geçmiyor. Artık sıradanlaşıyor mu birçok şey, doğallaşıyor mu bu ülkede? Ne yazık ki bu sorunun birçoğumuz cevabının evet olduğunu biliyoruz. Dürüstlük artık bu ülkede az rastlanan ve bir siyasinin ya da önemli makamlardaki birinin evet gerçekten de yemiyor, en azından şöyle yapmıyor diye cümlelerle tarif ettiğimiz insanlar haline geldi. Olması gereken noktalar ne yazık ki. Dolayısıyla bu mahkeme süreci, işte Türkiye'den o su var, gizli tanık mı var, ben tümünü geçiyorum. Beni vatandaş olarak ilgilendiren şu, benim ülkemde, ki bu ülkede gerçek öğrenciler ve gerçekten öğrenci olmayanları, gerçekten üniversite olup, gerçekten üniversite olmayıp bu ülkede kaçak işçi kısmını yaratmak için aslında izin alan yerleri ayırt edebilmek gerekiyor. Her seferinde örneğin ülkedeki kaçak nüfus konuşulurken, ne yazık ki bu kadar çok üniversite izni verilirken, özellikle bu ülkeye girişin en kolay yolu öğrenci kaydıyla ülkeye girmektir. Dolayısıyla bu nedenle bu izinler veriliyor yorumunu herkes yapıyor artık. Sıradan yorumlar bunlar. Çıkıyor Cumhurbaşkanı, diyor ki işte Avcı bence istifa etmeli. Bunun ötesinde bir sorunu var ülkenin. Bizim gerçekten eğitim derdi olan üniversitelerimizi yerle bir ediyorsunuz. Örneğin Doğu Akdeniz Üniversitesi. Tabii ki başka üniversiteler de vardır. Gerçekten eğitim için olan. Ama siz ticari bir sektör olarak anıyorsunuz. Bir sektör, eğitimi bir sektör olarak anmaya devam ediyorsunuz ve gerçekten sektör olarak görüyormuşsunuz. Pastiş konusu, alay konusu, sosyal medyada da işte birçok şey görüyoruz. Gerçekten ağlanacak halimize de gülüyoruz. Örneğin can simidine ihtiyaç var, batıyoruz demiş Sayın Aker. Hala batma noktasında olduğum eğitim mi tamam, sağlık mı tamam, trafik mi tamam, ülkede güvenlik konusu mu? Bakın işte güvenlik sadece askerle, orduyla, polisle sağlanabilecek bir şey değil. Güvenlik mi tamam? Hangi nokta, ekonomi mi tamam bu ülkede? Vatandaş hangi haklarını, devletten alması gereken bedava alması gereken hizmetlerin ne kadarını alabiliyor? Siz hala batma noktasına ve can simidiyle kurtulabileceğimiz noktasındaysanız bu da iyi bir bakış. Çünkü gerçekten de düşünün ki makamlara gelmiş insanların diplomalarını konuşuyoruz şu anda. Hatta bu süreç devam ederken görevlerini yasa gereği nasıl devam edip etmeyeceklerini konuşuyoruz. Başka yerlere ya da gönderilmelerini. Vatandaş ekmeğini, etini, sütünü alabilme derdinde, çocuğunun cebine harçlık koyabilme derdinde.
Türkiye'ydi, oydu, buydu. Ora müdahaleydi, bura müdahaleydi Cumhurbaşkanı. Bence vatandaşın şu anda tek derdi var. O da mutfağını geçindirebilmek, çocuğunu aç bırakamamak, sebzesini, etini, peynirini, sütünü çocuğunun önüne koyabilmek, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, belli bir yaş grubunun özellikle ilaçlarını alabilmek. Ne diyor hekimler? Örneğin çok ağırladık bu stüdyoda. Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni de ağırladık, hekimlerimizi de ağırladık, sağlıkçıları. Vatandaş artık ilaç seçiyor reçetesinden. Sürekli kullanması gereken ilaçları var. İşte tansiyonu var, şekeri var, kalp sorunu var. Onun dışında kullanacağı ilaçlar var. Ya da mide problemi var. İlaç fiyatları da yüksek. Ve bir de sigortalardaki sıkıntı var. Kendi ilacından seçiyor. Şunu pahalı eledim diyor kendi başına. Hekiminin yönlendirmesiyle değil, kendi seçmek durumunda kalıyor çünkü alamıyor. Parası yetmiyor. Bu ülkede yaşlı hakkı yok. Bu ülkede çocuk hakkı yok. Birey olarak hakkınız yok. Dolayısıyla bu sistem nasıl değişecek? X, Y, Z, herkesin sorumluluğu var. Bu ülkedeki sistemin artık değişmesinde. Çünkü ciddi anlamda vatandaş kendini yalnız hissediyor. Bakın, ben de dahil olmak üzere ki hep söylerim. Ne üretilirse üretilsin, örneğin gittiğim restoranda da, restorana gidebiliyorsak artık, kendi kahvemizi sorarım. Kendi ürettiğimiz, kendi kahvemizi. Eğer yoksa alınsın diye özellikle onu talep ederim. Markete gittiğim zaman kendi deterjanlarımızdan, kendi üretimlerimizden bir şeyler seçmeye çalışırım. Özellikle arka raftaysa, yenilmişse daha şık ambalajlara arka rafta ararım. Ya da sorarım kendi ürettiğimizi. Ama ben de etimi, kıymamı, birçok şeyi, peynirimi şu anda Kıbrıs'ın güneyinden geçip alıyorum. Güneyin reklamımı yapıp, güneydeki marketlerin, kendi marketlerimizi batırmak için söylemiyorum tabii ki bunu. Geçebilen de var, geçemeyen de var. Aynı zamanda. Ama insanlar evine et alamıyor. Bakın ne diyor? Alışveriş yapan kişilere yine sorulmuş. Ya da işte bir şekilde boş boş oturmak zorunda kalan esnafına sorulmuş. Kanal Sim Haber Merkezi'nden et fiyatları. Marketler ve kasaplardaki denetimsizlik nedeniyle değişen et fiyatları karşısında temel gıda maddelerinden olan et çoğu yurttaşın sofrasına giremiyor. Kanal Sim mikrofonlarına konuşan yurttaşlar evlerine et götüremediklerini ve bu konuda hükümetin yoğun denetimler yapması gerektiğini vurguladı. Allah yardımcısı olsun vatandaşlarımızın, daha doğrusu orta halli ve altının diyeceğim ben, onun için gerçekten çok uçurum oldu. Aradaki bugün mesela şey okudum ben. Bakanların aldığı maaşı Cumhurbaşkanı'nın, milletvekillerinin, özellikle şeylerin, müsteşarların, emekli olsun veya bir yere ayrılmış ve sonradan bilmiyorum artık nasıl onları katacaklar mı kamuya, yoksa böyle bu insanlar yattığı yerde maaş mı alacak? 93 falan diye yanlış kalmadıysa aklımda, müsteşarların düşü 93 diyor. Belki o yiyebilir ama gerçekten orta halinin altı 24 bin lira alan bir vatandaş. İmkansızdır yani, imkansız. Bir de 4 kişiyse bu insanlar, 2 çocuk, karı koca, 6, yani gerçekten böyle zannedersem seyrederler sadece. Tavuk alabilirlerse, ki onda alırsa iyidir vatandaş. Rum tarafından alıyorum. Yani çünkü dediğiniz gibi buraya bakıyorsun, burada bir şey 10 lira, öbür tarafa bakıyorsun orada 15 lira, bir yere bakıyorsun orada 20 lira. Yani bir tutarsızlık var. Yani insanlar hani... Söyleniyor ama yani yapılan hiçbir şey yok, takip yok. Gidiyorsun mesela bir manav reyonuna, sinekler uçuşuyor. Yazmışlar oraya 60 bilmem kaç para domatesin fiyatı, yok salatalığın fiyatı 45 küsür lira. Ama hiç denetleyen yok, bakan yok, soğanlar çürümüş. Yani insan üzülüyor, bu kadar para veriyor, harcıyor ve karşılığında da hiçbir şey alamıyor. Yani söylesen kime söyleyeceksin ki? Değişen hiçbir şey yok. Saatten sonra... Tüketebiliyor musunuz? Hep eskiden 3 defa ayda mangalı yakarsaydık,
Şimdi ayda bir zorlanıyoruz maalesef. Yani ben şimdi yalan söylemeyeyim, ben tüketiyorum. Yani şey değil, iyidir durumum. Ama tüketemeyen çok insan olduğunu biliyorum. Çünkü aşırı aşırı pahalandı. Maliyetleri yükseldiği için. Ette, sütte maliyetleri yükseldiği için. Ve bir de nüfusumuz biraz çoğaldı. Yani göç alıyor ada. Gerek Türkiye'den gerek üçüncü dünya ülkelerinden. Ondan dolayı ürün de artmadığı için bayağı yükseldi fiyatlar. Yani tüketemeyen insan çok olduğuna inanırım. Öyle tahmin ediyorum. 600-620 en az yani. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Maalesef. Emekliyim. Nereden baksanız 10 sene oldu. 75 yaşındayım. Ayda bir kez alırsak o da alıyoruz. Bakıyoruz en ucuz öyle olsun. O da et de değil. Gerçek budur. Başka ne diyeyim? Etmiyor emekli maaş. Ben alırım eski asgari ücret. Eşim eski asgari ücret. Ne? Yapılacak bir şey yok. Almayı bıraktık gayrı. Alınmaz gayrı et. Alınacak durum kalmadı. Emekliyim. Ancak evin mutfak masraflarını belki yeter. Ondan o yandan et kasabın önünden geçerek sadece. Ha buraya geldiğinde ki bunlar en pahalı da bunlar. Görürüm fiyatları da tüylerim diken diken olur. Onun için etten uzak. Vallahi haftada bir ancak alırız almayı. Onun için genelde tavuk alırız daha çok. O da aslında pahalı oldu. Onun için yani bazen de mecbur kalın almaya. Çocuklar var, torunlar vardır. İsten. Hayır, öyle bir imkan yok. Üzgünüm. Tüketemiyoruz çok. Emekliyim ben. Sigorta emeklisi. Yani ayda bir almaya çalışıyoruz. Çocuklar var, torunlar var. İmkanımız olduğu kadar. Evet, ota başladık. Ota başladık. Et mi alınır? 600-700 lira derler alınsın. Gidip bakarız kaçarız. Bir pirzola 70-80 lira. Utansınlar yukarıdan. Dövizleri. Özellikle emekli olanların söyledikleri dikkatimi çekti. Kendi annem babam da dahildir buna. Dolayısıyla kendi geleceğimde de tabii ki nasıl bir emeklilik yaşayacağımı düşünürüm. Mesela biri 75 yaşında 10 yıldır emekliyim dedi. Ayda bir kez et alabiliyorum. Bir diğeri emekliyim. Asgari ücretten bahsetti sanırım, eşi de kendisi de. Ancak mutfak masrafı dedi. Ayda bir diyor insanlar, ayda bir almaya çalışıyorum diyor eti. Vejeteryanlar kızacak belki söylediğim için ama. Ya düşünün ki çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz. Devlet size sağlık hizmetini vermiyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, çok da güzel mesajlar var ya, ne kadar önemli işte gün, ne sağlık çalışanlarını ne hastaları memnun eden bir sistemi kuramadık oysa. Ve örneğin işte Çalışma Bakanı'nın da açıklaması var gün dolayısıyla ve diyor ki o sistemi kurmaya çalışıyoruz. İşte bu sistemi yanlış yollarla kurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi hiç alamıyor sigortalı ilacını, ilaç seçiyor diyorlar. Evrensel Hasta Hakları Derneği de onunla da röportaj yaptık ve diyor ki Mehmet İmge, mesela işte Ocak aldın ayında aldığı ilacın parasını sigortalardan Mart'ta ben Şubat'ta da verecek diyor ilaç parası ve seçiyor insanlar artık kullandığı ilaçları. Ama bakın, yıllarca çalışacaksınız, emekli olacaksınız ve diyeceksiniz ki, yani rahat edeceksiniz artık yıllarca çalışıp ayda bir et almaya çalışacaksınız. Alabiliyorsanız. Benim durumum iyi, yiyebiliyorum ama yiyemeyen de var diyen var içlerinde. Güneyden alıyorum diyen var eti. Restorancısı açıklama yaptı et fiyatlarıyla ilgili. Kasabı açıklama yaptı. Hayvan üreticileri açıklama yaptı. Nerede peki? Rekabet edeceğiniz ne?
kasapla markette reyonu bulunandır rekabet edecek olan, ne restorancıdır haksız olan. Herkes kendince haklı. Çünkü her türlü maliyeti de artırıyoruz aslında. Örneğin elektrik, Aksa'yla yapılan sözleşme. Tüm bunlar maliyetleri artırmıyor mu? Bizim evimizde elektrik faturalarından şikayet ettiğimiz dönemde restoranlar etmiyor mu? Kasaplar etmiyor mu? İşte kiralar, o, bu. Market reyonu için örneğin her ikisi. Herkesin maliyetlerinin arttığı bir şey, dönemde. Hükümet nerede? Koltuğa kim gelir? Başkan kim olur? Kim öne geçer? Kim en çok sevilir? Kim en çok tercih edilir? Derdinde. Ama iş yapan yok. Rekabet edeceğiniz esas işte güneyle fiyatlar. Kapatın kapıları da insanlar geçemesin değil derdim. Bir ara Maliye Bakanı iken Ersin Bey işte o dönem çok çağrı yapardı. Güneyden alışveriş yapmayın, 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 yapmayın. Hayır. X, Y marketten yaptığım gibi Z marketten de yapabilirim. Z kasaptan da yapabilirim. Vatandaş cebini düşünmek zorunda. Ama hiçbir şekilde örneğin bu tartışmalar içinde restorancıların, kasapların, hayvan üreticilerinin, marketlerin tartışması içine dahil olmayan da bir hükümet var. Bir şey yapmıyor. Mesela Ercan Havaalanı'nda işletmeci zarar ediyormuş pandemi döneminde. Bağışlarda bulunabiliyorsunuz. Kendi santrallerinize yatırım yapmıyorsunuz. Ve daha yüksek bedellere, çok daha yüksek bedellere mal olan bir üretime, Aksa'ya para veriyorsunuz. Ama vatandaşa yok, kasabına yok, restoranına yok, hayvancısına yok. Oraya gidip örneğin restoranda işte o iti belki bir ay çalışıp bir kez restorana gidebiliyorsaydı insanlar, onu da gidemiyor artık. Her iş yeri kapansın. Çünkü siz sadece koltukta oturun. Başka hiçbir ya gelecek olanlar için de sistemi eğer diyelim ki bir değişim olursa sistemi aynı günden değişme şansı yok. Çünkü her geçen gün daha da artıyor sorun. Ama yılların getirdiği sorunlar da var. Dolayısıyla vatandaşın çok da sabrı kalmayacak diye düşünürüm. Yeni oluşacak hükümetin de gerçekten eğer bir değişim olursa, işte bir erken seçim olursa, planıyla, programıyla, vatandaş odaklı, çözüm odaklı planlarıyla, programlarıyla halkın karşısına çıkması gerekiyor ve gerçekten uygulaması gerekiyor. Çünkü aksi vatandaşı sandıktan uzaklaştırmaya devam eder. Elektriği de sorduk. Bugün dediğim gibi ağırlıklı olarak sokak röportajlarıyla gidecek. Şimdi bir ay önce de yapsanız röportajı, 3 gün önce de yapsanız değişmiyor ne yazık ki bizim ülkede. Mesela burada tarih görmediğiniz et fiyatlarıyla ilgili. Bilmiyorum bir ay önce mi yaptı, Mart bu ay içinde mi yaptı Cemre? Ama baktım bir tarih yok, bir şey yok ve zamlar devam ediyor ülkede. Ne zaman sorsanız pahalılığı, insanlardan aynı yanıt almaya devam edersiniz. Çünkü bizim kronikleşti zam haberlerimizi aktarmak zorunda kaldığımız sorunlarımız. Fakat vatandaş da yalnız hissediyor kendini. Bir kez daha tekrarlamak isterim. Bu kez de elektrik fiyatlarına bakalım. Bakalım vatandaş ne söyledi? Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yaptığı 115'lik artış zam furyasına dahil oldu. Temel ihtiyaçlar listesine giren ekmek, akaryakıt ve tüpgazdaki fiyat artışının yanında elektrik zammı da aldı başını gitti. Kanal C mikrofonlarına konuşan vatandaşlar ne zamana kadar zamların devam edeceğini merak ediyor. Kıptek 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak tarifelere %15 zam uyguladı. Biz de vatandaşlara sorduk. Bu zammın karşısında ne düşünüyorlar? Ödedim şimdilik. Bir ayda 3 milyar 670. Dil değildir ama ne yapacaksın? Mecbur değil. Bak ödemezsen keserler. Ne yapacaksın? İnanır mısın? Yani geçinen var, geçinmeyen var. Bugün yani Kıbrıs'ta hakikaten bunu... Ev kiralarına zam, ona zam, buna zam. Yani nedir yani insanların yaşama gücünü elinden aldılar. Allah yardım etsin.
Zam gelmeyen şey kalmadı ki. Yaşamaya çalışıyoruz sadece. Babamın elektriği kesildi şimdi. Geldiğime dedim onu benimkini ödemedim. Onunkini ödedim. Onunki daha önceli. Anlamadım nereye kadar gidecek. Güneş paneli kursunlar. Mesela bizim dağlarımız çok müsait. O kadar bir müsait ki bu dağlar. Yani yaklaşık bir 8 ay minimum bu dağlara güneş paneli kursalar faydalanırız. Devlet bedava güneşten elektrik elde edecek. Yani bu varken bu olması lazım. Babamın faturasını ödedim ama kendiminkini değil diyor ve önerilerde bulunuyor vatandaş. Onun gibi zamlarla ilgili tepki gösteren birçok kişi var. Önerileri geçin, yapılan çalışmalar var elektrikle ilgili ne olabilir ama işte Kıptek yönetimindeki görev değişikliklerini de anımsıyorsunuz abi. Herhangi bir şey itirazı olan da görevden alınıyor. Dolayısıyla vatandaş kendince öneride bulunuyor. Güneş panelleri kurulsun diyor. İşte farklı yöntemlerden bahsedenler var ama konunun uzmanları zaten ne olacağını söylüyor. Niyet önemli. Çözme derdiniz varsa vatandaşın gerçekten de alım gücünü koruma gibi bir düşünceniz, gayeniz varsa ki olması gereken o makamlarda onun yolu var. Ama tam tersini birilerini zengin etmeye devam etmekse amacınız ve Kıptek'i de elden çıkarmaksa Ercan Havaalanı'nda olduğu gibi örneğin yönteminiz bu olur. Bir zamanlar eti vardı örneğin. Bir denge unsuruydu piyasada aslında. İşte tutun şekeridir, fasulyesidir, o sudur, bu sudur. Bitti. O denge unsuru ortadan kalktı. İşte Ercan Havaalanı vardı. Kıbrıs Türk Hava Yolları vardı, özür dilerim. Çek'le hatırlarsınız o dönemin. İşte ben o çek fotoğrafının etrafında kolaydaysa bulabilirsen Mehmet getir onu. Çok kullandık yayında. Özellikle ben kendi yayınlarımda zaman zaman hatırlatırım. Kocaman bir çek etrafında çok büyük bir başarı elde etmiş. İşte dönemin başbakanı İrsen Küçük, rahmetli analım. Onun dışında Ersan Saner'di, Ulaştırma Bakanı'ydı Ersan Saner. Maliye Bakanı'ydı Ersin Tatar. Ve Emrullah Turanlı vardı o fotoğrafta. Örneğin işte Ercan'ın özelleştirilmesi falan. Sonra Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın nasıl bitirildiğini hatırlayalım. Arkasından da yine sanırım Ersan Saner'di, İrsen Bey'di. Böyle bir maket uçak görmüştük. Bir ara Mart'ta uçacak Milli Hava Yolumuz denmişti. O uçak hep maket olarak kaldı. Bugün uçak fiyatlarını konuşuyoruz. İnsanlar, güneyden uçabilenler güneyi tercih ediyor. Güneyden uçma şansı olmayanlar kuzeyden uçmak zorunda kalıyor. Eğer uçabiliyorsa, herhangi bir yasakla karşılaşmıyorsa Türkiye'de, Türkiye girişiyle ilgili en azından uçmaya çalışıyor. Ve netice itibariyle çok ciddi paralar ödemek durumunda kalıyor. Niyet önemli. Dolayısıyla Ercan'ı, onun dışında işte Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı yok ettik. Bunun gibi birçok örnek verebilirim. Elektrik gibi, su gibi önemli noktalarda aslında elden çıkarmanın tamamen yönetimi teslim etme anlamına geldiğini umursamayan bir yönetim var ne yazık ki. Dolayısıyla elektrik faturalarınız tabii ki kabarık olacak. Kim ödeyecek? Ya da ihalesiz yakıt alımlarını kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz, biz ödeyeceğiz. Aksa'yı kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz, biz ödeyeceğiz. Vatandaş ödemeye devam edecek. Ya da birçok noktada yapılan istihdamların, örneğin işte Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin X bakanlığa, Y bakanlığa, o daireye, bu daireye yaptığı istihdamları kim ödüyor? Yine biz ödüyoruz. Parti rozetine bakılarak yapılan istihdamları, seçim vaadiyle oy karşılığı yapılan istihdamları hiçbir şekilde, örneğin kamu hizmeti komisyonu açılmış, herkese açık olan münhallere başvurmuş ve
emeğiyle oraya girme yolunda hep yolu tıkalı olanların da ödeyeceği faturalar yaratılıyor bize. Ciddi anlamda pahalılık var ülkede. İşte asgari ücret tartışmaları var, işte 4 ayda bir. Hayat pahalılığıyla ilgili hangi aşamaya gelindi bilmiyorum. Bu komiteden örneğin CTP milletvekili Salay Şahiner'le konuşmuştum bunu, ne oldu diye. Hala onun bile, bu 4 ayda birin bile hayat pahalılığı noktasında bir adımı yani netleşmiş bir durum yok ortada da ne fark edecek? Alım gücümüz korunmadığı sürece örneğin 15 gün öncesiyle bugün arasındaki fark nedir diye bakarsanız işte Türk lirası ne kadar eridi, döviz kurlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bu şu oluyor, sadece döviz borcumuzu öderken değil, aldığımız fasulyeyi, nohutu, pirinci öderken de o kadar azalıyor bizim paramız, o kadar çok para ödüyoruz demek. Ev fiyatlarına bakıyorsunuz, kira fiyatlarına, araba fiyatlarına bakıyorsunuz, fasulyeye bakıyorsunuz, nohuda bakıyorsunuz, makarnaya bakıyorsunuz, gidiyorsunuz enginara bakıyorsunuz, marula bakıyorsunuz, her şey sürekli pahalılaşıyor. Bir tek şey ucuz, o da alın teri. Bir tek şey ucuz, o da vatandaşın hayatı. Çünkü sürekli cebimizde bir el var, ülkeyi yönetmiyor ve bu el sürekli bizi fakirleştirmeye devam ediyor. Bakın, diplomayı sorduk. İşte onaylamıyorum, tasvip etmiyorum. Bunlar bizi yöneten insanlar cevaplarını görüyorsunuz. Bir yandan da alışveriş yapmaya çalışıyor insanlar onun hesabında. Et fiyatlarını soruyorsunuz, ya güneyden alıyorum diyor ya da işte emekliler örneğin ayda bir almaya çalışıyorum cevabı ya da anca mutfağa cevabı ya da alamıyoruz cevabı çok yaralayıcıdır. Yıllarca çalışmış insanların emeklilikte rahat edeceği dönemde hiçbir şey alamaması, çok zor koşullarda kıt kanaat hayatını sürdürmeye çalışması çok yaralayıcıdır. Ya da işte hep Kıbrıs'la ilgili de söylenir, mangala meraklıdır. Kıbrıslılar hafta sonu mangalını yakar, alamıyorum diyenler artık. Güneye geçebilen var, güneye geçemeyeni var ülkede. Örneğin Türkiye'den gelen nüfus var işte bir şekilde. Geçemeyecek konumda olan ya da işçi vardır. Pakistan'dan gelen, bilmem nereden gelen, oradan gelen, buradan gelen insanları vardır. Alım gücü daha da düşük olan, ucuz işçi olarak ne yazık ki sömürülen. Ve bu insanlar insanca 8 saat çalışıyorsa eğer, bunun karşılığını da doğru düzgün besleneceği bir sistem içinde çalışabilmesi lazım. Bunların hiçbiri yok ne yazık ki ülkede. Şimdi Ersin Bey'in bir açıklaması var dikkatimi çeken, onu paylaşmak isterim sizinle. Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, adalet mekanizmasında yer alan tüm kurumlara güveninin tam olduğunu vurguladı. Tatar bugün Yüksek Mahkeme Başkanı Narim Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Küsoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil'in katılımıyla son günlerdeki gelişmelerle ilgili toplantı yapmış. Demiş ki, bir üniversitemizde yaşandığı iddia edilen bazı olaylarla ilgili gelişmeler ve yargı süreci devam ederken bu konuları büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyorum. Ve bu amaçla işte bu toplantı yapılmış, gelişmeler değerlendirilmiş. Tatar da söz konusu iddialarla ilgili gelişmeleri ve yargı sürecini yakından takip ettiğini belirtmiş. Adalet mekanizmasında yer alan tüm kurumlara olan güvenini bir kez daha da ifade etmiş. Aynı Cumhurbaşkanı. Neydi? Narim Ferdi Şefik'i mahkeme koridorlarında aşağıda hukukçuların eylem yaptığı görüntüde alkışlarken hatırlıyorum. Kıbrıslılar işte gammazlamak gibi gibi şekillerle ifade eder. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bizdeki adalet sistemine de yüklendiği, Ersin Bey'in de onu hem desteklediği hem şikayet ettiği o görüntü geldi aklıma, ama iyi ki adalet mekanizmamız hala Türkiye'dekine benzemiyor. İyi ki hala yargı bağımsızlığından bahsedebiliyoruz ülkede. İyi ki Narim Ferdi Şefik gibiler var ülkede. İyi ki hukukçularımız var da bizim hukukçularımızın uğraşması gereken sürekli sizlerin yarattığı sistemde oluşan suçlarla zaman harcamak için mi burada bu insanlar, bu görevlerde?
Sürekli bir şey yapıyorsunuz. Bir şey yapılıyor ülkede. Yönetimde olması gerekenler, adaletin bir parçası olması gerekenler, yasalara uyması gerekenler sürekli bir yerden bir açık verecek. Sonra bizim hukukçularımız bunlarla uğraşacak. Narin Feridi Şefe'ye sormuştum. Neyi sormuştum? Meclis kürsüsünden çok duyuyorum hükümet temsilcilerinden. Evet, anayasaya aykırıdır ama deyip daha sonra işte mahkemelik olan kararların sonra geri dönüşü. Yok mu hiç bu anayasa ihlallerinin bir cezası? Bu şekilde olmaya devam mı edecek? Sürekli mahkemeler yoluyla mı olacak bu? Çünkü meclis çatısı altında örneğin işte bir karar geçiriyorsa Bakanlar Kurulu ve bu muhalefet tarafından yargıya taşınıyorsa ama aynı suç işlenmeye mahkemeden de geri dönüyorsa bu kararlar ve aynı suç işlenmeye devam ediyorsa, aynı ihlaller devam ediyorsa bunun hiç mi cezası yok? O da demişti ki anayasayı hazırlayanlar yasayı korumakla, yasaları korumakla, anayasayı korumakla yükümlü olanların delebileceğini hesaba katmamışlardı ki. Bence çok şey anlatır bu cümle. Dolayısıyla bugün Ersin Bey adalet mekanizmasına olan güvenimiz tamdır diyebiliyorsa hala, evet bizim de öyle. O daha önce sokakta eylem yapan hukukçularımızdandır. Onları mahkeme binasının üst katından alkışlayan Narin Hanım'dandır. Adalete olan güvenin mimarı, hukuk sistemimize saldırılmasına izin vermeyenlerdendir. Bu güvenin hala orada duruşu ama bizim adalet mekanizmamızın da görevini kötüye kullananlarla karşılaşmak ve bunların sorunlarını çözmek değildir sürekli. Bunları cezalandırmak değildir. İşte mahkemelere bakıyorsunuz, yoğunluk her geçen gün artıyor. Kaçaklarla uğraşıyorlar. İşte üniversiteler üzerinden mi, kimi üniversiteler üzerinden mi giriyorlar? Kayboluyorlar ülkede ve yıllarca ülkede kalıyorlar. Ve rastgele polis de uğraşıyor ve yakalıyor. Bulabildiğini, yetişebildiğini. Sonra diyoruz ki polis sayımız yetersiz. Siz alıyorsunuz ülkeye kontrolsüz. Kontrollü aldınız diyelim, denetlemiyorsunuz, bulamıyorsunuz nerede olduklarını. Öğrenci alıyorsunuz örneğin. O öğrencinin öğrenci mi, üniversiteyle ilişkisi devam ediyor mu? Kontrolü yok ortada. Turist olarak geliyor, hangi otelde kalacak, nerede kalacak bilinmiyor mu? Sonra kayboluyor o turist, bilmem kaç yıl sonra ülkede kaçak olarak çıkıyor. Sonra görevlendirdiğiniz kişiler suç örgütlerine dönüyor neredeyse. Şimdi birçok şey tartışıyoruz. Üniversitelerimize de, eğitime de zarar verecek şu anda ve mahkemeleri. Bizim hukukçularımız bunlarla uğraşmak zorunda değil yaratıklarınıza. Bence o nedenle biraz öz eleştiri yapmak lazım diye düşünürüm. Ne yaptık biz bu sisteme? Neden bu noktaya geldi bu sistem? Bizim hukukçularımız bunlarla mı uğraşmak zorunda? Sonra mahkemeler, işte aylarca bekleyen davalar sonuçlanana kadar. Tabii ki öyle olur. Çünkü kontrolsüzlük aynı zamanda suç getirir. Bizim ülkemizde olduğu gibi yıllarca ülkede kaçak olarak bulunabilinenler var. Polis kontrolünde ortaya çıkıyor. Sonra övünüyorsunuz denetimlerle. Hani oralardan da şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında Ersin Bey ama hani bu ülkede bulunduğu görevler var. Maliye Bakanlığı döneminde de örneğin mahkemede emeklilerden kesilen, yapılan kesintilerle ilgili sözleri vardı mesela. Uymamıştı falan, sonra tekrar dava süreçleri. Uyun, yasalara uyun, emirlere uyun. Herkesin uymak zorunda olduğu, benim, Ali'nin, Veli'nin uymak zorunda olduğu şeylere en azından uyun ki mahkemeler bizimle uğraşmasın. Siz de görevinizi yapın, denetimleri yapın, ülkeye giriş çıkışları kontrol edin,
ekonomiyi kontrol edin örneğin. Para yoksa hırsızlık da vardır. Kontrol yoksa, uluslararası hukuk dışındaysanız kara para aklama da vardır. Gece kulüpleri de vardır. İnsan ticareti de vardır. Fuhuş da vardır. Birçok suç vardır. Ama uluslararası hukuk dışında kalmayı tercih etmek demek, bunların devamını tercih etmek demektir. Nereden aklıma geldi? Kıbrıs sorunundan. Ya Taksim ya ölüm diyenler yaşasın demeye devam ediyor Ersin Bey, Türkiye'de gezdiği her yerde bunu söylemeye devam ediyor. Bu demek, ya da Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü demek, uluslararası hukuk dışında kalmaya devam etmek demek. Bu da ne demek? Kara para olayları demek, insan ticareti demek, onun dışında işte fuhuş demek, uyuşturucu demek, sistemin dışında olmak demek, insan hakları ihlalleri demek. Mesela dün vicdani reçi YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı konuğumdu. Murat'ın açmış olduğu davada seferberlikle ilgili, vicdani retle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üretmiş olduğu bir karar var. Vicdani retle ilgili. Ersin Bey kendi kısmıyla ilgili, bedelli askerlik kısmıyla ilgili işte kendisini eleştirmelerini eleştiriyor, yükleniyor. İşte bir takım davalar da var, evrimle sanırım benzetseler. Ama onun dışında örneğin dünyanın bildiği, uyguladığı, verdiği hakları vermeme ısrarları var. Mesela Ersin Bey öncülük etsin o noktada. Zaten dünya artık o bildiğimiz yöntemlerle savaşmıyor. Mesela Kıbrıs'ın güneyinde var mı bu hak? Bir zafiyet var mı Kıbrıs'ın güneyinde? Örneğin onlar biz işte zafiyete uğradık diye mi düşünüyor? Bedelli de uğranmayan zafiyet, vicdani ret hakkını kullananlar da mı yaşanacak? Mesela bunların hiçbirinin cevabı yok, hiçbirine de öncülük yok mesela. Hükümet deseniz farklı yerlerde, dolayısıyla bence bunlarla ilgilenin. İnsanlar sırf askerden kaçmak için her yolu denemesin, her türlü eğitimi, işte master, doktora gibi uzatmasın. Bir kısmı da gençlerin bu nedenle bunu yapıyor. Evet, eğitimli bir ülkeyiz. Diplomaları da gerçekten alın teriyle alanlar var, farklı alanlar var. Mahkeme belirleyecek, hukuk süreci belirleyecek bununla ilgili kim gerçekten suçludur, kim suçlu değildir. Kim denetledi, kim denetlemedi ya da o bu. Netice itibariyle bunları denetleyecek, bunlarla ilgili kararları verecek olan mahkemedir. Ama ve lakin insanlar boş yere zaman kaybediyor. Eline silah almamış, savaşmaya, öldürmeye karşı olan insanlar ve bunun eğitimini almaya karşı olan insanlar diyor ki dünyadaki gibi bizden devlet faydalansın. Şu kadar zaman devlete bedava çalışalım, bizim katkımız bu olsun diyor. Bedelliyi konuşuyor hükümet, bununla ilgili öneri sunuyor. Yani para verip sıfır gün askerlik yapmak, bu tamam bir zafiyet yaratmıyor. Ama benden faydalanın, devlete hizmet edeyim, farklı noktada hizmet edeyim demek zafiyet oluyor. Dolayısıyla böyle saçmalıklar içerisinde vatandaşsa, ben nasıl geçinirim derdiyle yaşamaya devam ediyor ne yazık ki. Bugün vatandaşın sorunlarını daha ağırlıklı, vatandaşın ne dediğini özür dilerim. Hep öyle konuşuyoruz da programlarda da bunları işliyoruz. Tabii ki sorun çok. Ne yazık ki gündem sıkıntısı da çekmiyoruz. Hükümet buna fırsat vermiyor, yönetenler buna fırsat vermiyor. Çünkü ülkede sorun bitmiyor. Hangi birine yetişelim noktasındadır artık. Program yapanlar, gazeteciler, hangisinin devamını getirelim, takibini yapalım. Ve üzücüdür bu kadar çok sorunumuzun oluşu. Alkış haberciliği değil, işte nerelerde sorun varsa odur zaten yapılan, hepimizin yaptığı. Dolayısıyla o nedenle bitmiyor malzeme ne yazık ki. O kadar kötüdür ki o sorunu, bu sorunu hangi birini sığdırsam bir yayına düşüncesi de
Çünkü aynı sorunları siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz bu ülkede yaşayan insanlar olarak. Fakat bunlar için de örneğin işte 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Günü, Kadınlar Günü kutlu olsun hatta. Mesajlarını ardı ardına sıralayan bakanlar keşke bunlara zaman ayıracağına, bu ülkenin sorunlarını çözmek için gayret içinde olsalar hepimiz için yeterli. Sanırım hekimler için de odur. Yani sağlık çalışanları için de odur. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ya. İşte Tahsin Ertuğruloğlu'ndan tutun Sadık Gardiyanoğlu'na ve ona buna herkes bir mesaj yayınlamış. Bu mesajlara harcayacağınız zamanı örneğin zamanında ilaç ihalelerine çıkmayı, bunların siparişini vermeyi ki ilaçsız kalmasın insanlar. Ya da bu sigortalardaki sorunu çözmeye zaman ayırsanız. Ya da işte Lefkoşa Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi ya da onun dışındaki hastanelerimizin daha iyi olması için, bu durumdan kurtulması için ne yapılması gerektiğini konuşsanız, vatandaşın gerçekten sağlık hizmetini alabilmesi için, hemşirenin, sağlık çalışanının, hekimin işte ilacını bulması, yani serumun dahi olmadığı dönemler var. Bu sorunları ortadan kaldırmak için çaba harcasanız çok daha anlamlı. Bugün sizin, benim de zaman zaman evimde şikayet ettiğim şeyleri ekrandan yaptık hep birlikte. Yarın yeniden birlikteyiz saat 12.30'u gösterdiğinde. Hoşça kalın. Bu kadar çok sıkıntı içinde çok zor olduğunu biliyorum hoşça kalmanın ama tabii ki netice itibariyle birileri sistemi sistemsizliğe sürekli itmeye devam ederken bununla ilgili takdiri de verecek olan yine sizsiniz. Hoşça kalın.